Arkadaşlar şimdi hep birlikte Turfos'un 3 no'lu AET denemesini çözüyoruz. Bir kapta gücü sabit bir ısıtıcı ile ısıtılan saf bir sıvının sıcaklığı her 10 dakikada bir ölçülüyor. Sıvının sıcaklık zaman grafiği verilmiş bize. Buna göre bu sıvı kaçıncı dakikada kaynamaya başlamıştır diyor. Sıvının kaynama sıcaklığına baktığım zaman 51 derece olarak görüyorum. Çünkü 51 dereceden sonra sıcaklığında bir artış olmamış. Hemen şu aralıklara bakıyorum. Burada her 10 dakikada bir sıcaklığın 6 derece arttığını görüyorum. Ama buradaysa bir 3 derecelik bir artış var. Dolayısıyla şöyle düşünebilirim. 48 dereceye ulaştıktan yani 30. dakikadan tam 5 dakika sonra 3 derecelik bir artış olacak. Çünkü her 10 derecede ısıtıcının gücü sabit olduğu için her 6 derecelik bir ısı artışı, sıcaklık artışı varken burada 3 derecelik bir sıcaklık artışı var. Dolayısıyla burada da bir 5 dakikalık süre geçmiş. 35. dakikada sıvının kaynamaya başladığını söyleyebilirim. Elimde 20 Newton ağırlığında bir cisim var. Bunu dinamometreye bağlayarak önce X sonra da Y sıvısına batırıyorum. Dinamometrenin gösterdiği değerlerse GX ve GY oluyor. GX'in GY oranı 3/2 olarak verilmiş bana. Yani X sıvısında bu cismin ağırlığı daha fazla gibi görünüyor. Y sıvısında ise daha az görünüyor. Demek ki Y sıvısında etki eden kaldırma kuvveti daha fazla. Dolayısıyla Y'nin daha yoğun olmasını bekliyorum. DX/DY'nin Y daha büyük olduğu için, DY daha büyük olduğu için birden küçük bir sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla bu olabilir ama bu ikisi olamaz. Sorunun cevabı 2 ve 3 olacak. 1'den 7'ye kadar kulvarların bulunduğu doğrusal bir yarış pisti var elimizde. Bu yarış pistinde birinci kulvardaki at 4 m/s hızla koşarken 7. kulvardaki at ise 10 m/s hızla koşuyor. Yani birinci saniyede bunun 4 metre ilerleyeceğini, bunun da 10 metre ilerleyeceğini söyleyebilirim. Bana 5. kulvardaki atın hızı sorulmuş. Bu hız ne olmalı ki 3 at yarış boyunca doğrusal hizalanmış olsun diyor. Birinci atın 4 metre gittiğini, 7. atın ise 10 metre gittiğini söylemiştik. Dolayısıyla şöyle bir üçgensel bir bölge çizersek şurada da 5. kulvardaki at, bu 7. kulvarda, bu da 1. kulvarda olsun. Bu şekilde inceleyelim. Şuradaki mesafeye yer bulursam 5. kulvardaki atın hızını bulmuş olacağım. Burada bir geometri hesabı yapacağım. Şurası 4 ise şurası da 4, şurası da 4 olacak. Dolayısıyla buraya 6 birim uzunluk kalacak. Şurası 4 birim uzunluğundaysa şurası 6 birim uzunluğunda. Dolayısıyla 6 birimde 6 ise 4 birimde şurası da 4 olacak. Dolayısıyla 5. kulvardaki atın hızının 8 birim olması gerekiyor. Sorunun cevabı D şıkkı olacak. Bu soruda bir arabamız var. Motorumuz bize sabit bir itme kuvveti sağlıyor. Arabaya etki eden hava sürtünmesinden daha büyük olan bu itme kuvveti arabanın hızlanmasını sağlıyor. Duruştan harekete geçen bu araba için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Aracın hızlanma ivmesi sabit olurdu eğer hava sürtünmesi sabit olsaydı. Ancak araç hızlandıkça sürtünme kuvveti artacak ama motorun kuvveti değişmeyecek. Dolayısıyla ivmenin sabit olması mümkün değil. Motorun uyguladığı itme kuvveti sabit kaldıkça araba hızlanır demiş. Araba hızlanacak ama sürtünme de gittikçe artacak. Dolayısıyla belli bir limit hıza kadar hızlanacak. Bu da yanlış olacak. Araba belli bir sürat değerinden sonra hızlanmaz. Evet, limit hıza ulaşır dedik. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Yüklü K elektroskobunun yakınında bulunan L cismi ok yönünde hareket ederken yapraklar arasındaki açı azalıyor. Buna göre hangileri olabilir diye sormuş bana. L cismi nötrdür diyor. L cismi nötr olsaydı eğer K'nın burada yüklü olduğunu görüyorum. Diyelim ki artı yüklü olsun. L'nin üzerindeki eksi yükleri kendine doğru çekip artı yükleri itecekti. Dolayısıyla L burada K'nın arasındaki açının artmasına yardımcı olacaktı. Eğer L'yi ok yönünde uzaklaştırırsam azalma gözlemlenecek. Birinci öncülde L cismi nötrdür demiş. K'nın yüklü olduğunu görüyorum. K diyelim ki artı yüklü olsun.
L nötr olursa eksi yükleri buraya çekecek, artı yükleri de uzağa itecek. Dolayısıyla buradaki eksi yüklerle buradaki artı yükler arasında bir etkileşim olacak. Bu şuradaki artı ile buradaki artı arasındaki etkileşimden daha fazla olacak. L'yi eğer uzaklaştırırsam, bu topuzu uzaklaştırırsam bu etkileşim azalacak. Dolayısıyla burada tutulan artı yükler elektroskopun yapraklarına doğru hareket edeceği için yaprakların biraz daha açılmasını beklerim. Dolayısıyla bu kesinlikle olamaz. İkinci öncül L cismi negatif yüklüdür. L cismi eğer negatif yüklü olsaydı, K da negatif yüklü olsaydı L, K'nın negatif yüklerini yapraklara doğru itiyor olurdu. Dolayısıyla L'yi uzaklaştırdığımızda bu itme azalacağı için yaprakların arasındaki açı biraz azalabilirdi. Bunun olması mümkün. Üçüncü öncülde L cismi uzaklaştırılırken yapraklardan topuza negatif yük geçer demiş. L cismi eksi yüklü, K cismi eksi yüklü olsun gene. L'yi uzaklaştırdığım zaman yaprakların biraz kapanacağını söylemiştim. Dolayısıyla buradaki eksi yükler topuza doğru hareket edecek. Böylelikle yapraklar biraz daha kapanmış olacak. Yapraklardan topuza negatif yük geçer ifadesi doğru olacak. Sorunun cevabı 2 ve 3. Saydam ortamları birbirinden ayıran yüzeye gelen X, Y ve Z ışınlarının izlediği yollar şekilde gösterilmiştir. Buna göre hangi ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışındır diye sorulmuş. X'e bakıyoruz. Gelmiş. Normalin doğrultusu bu. Normalden doğrusal gidecekken daha da uzaklaşarak kırılmış. Dolayısıyla K ortamı L ortamından daha yoğundur. Y ışına bakıyorum. M ortamından N ortamına doğru gelmiş. Şurada şöyle bir normalim olsun. Normale yaklaşarak kırılmış. Dolayısıyla N ortamı daha yoğun. Bu benden istenen değil. Z ışına bakıyorum. Yoğun ortamdan geldiği için az yoğun ortama geçiş yapamamış. Tam yansıma yapmış. Dolayısıyla sorunun cevabı X ve Z olacak. E şıkkı. O noktası etrafında serbestçe dönebilen OC çubuğu ağırlıksız olup B noktasından bağlanan bir iple düşey duvarın A noktasına şekildeki gibi bağlanmış. Şekildeki problemde bir denge verilmiş bize. Burada OA ve OB uzunluklarının birbirine eşit olduğu söylenmiş. Yani şurası alfa açısıysa burası da alfa açısıdır diyebilirim. Dolayısıyla T'nin şuradaki bileşeni için T sin alfa diyebilirim. T sin alfanın burada şuradaki yolla çarpımı O noktası etrafındaki torkunu verecek. Dolayısıyla OB uzunluğuyla çarpabilirim. Çubuk ağırlıksız olduğu ve burada denge durumu olduğu için ip bu yönde bir tork uygularken buradaki cisim de çubuk üzerinde bu yönde bir tork uygulayacak. Bu iki tork etkisinin birbirine eşit olması lazım. 100 Newton'u da şuradaki uzunlukla çarpmam lazım. Çünkü bu kuvvetin C noktasında etki ettiği doğrultunun dönme noktasına olan uzaklığı burası. Burası alfa açısı ise burada alfa açısı olacağı için şurası da OC sin alfa olarak yazılabilir. Dolayısıyla burada 100 Newton'u OC ve sin alfa ile çarpabiliriz. Sin alfalar burada sadeleşecek. T'nin değeri 125 olarak verilmiş. 125 Newton. 125 Newton ile 100 Newton sadeleşirse 4'e 5 oranı kalacak. Bana OB bölü OC sorulmuş. OC'yi bu tarafa atarsam, 5'i de bu tarafa atarsam sağ tarafta 4 bölü 5 kalacak. Kütle çekim etkisinin ihmal edildiği bir uzay bölgesinde M kütleli bir cismimiz, roketimiz V hızıyla bu yolda ilerliyor ve 4 yılda L noktasına varıyor. Momentumunu değiştirmemek kaydıyla kütlesi yarıya iniyor. Dolayısıyla hızının burada 2V'ye çıkması lazım. Bu durumda da bu yolu V ile 4 yılda alıyorsa 2V ile 1 yılda alacak. Ama bu esnada tam buradan geçerken bir itmeye maruz kalıyormuş ve buraya 1 yılda ulaşıyormuş. Demek ki bu uzay aracı hızını 2V'den 4V'ye çıkarmış. Dolayısıyla buradaki hız değişimi 2V. Kütlesi de M bölü 2 olduğu için delta V ile kütleyi çarparsam bana momentum değişimini, o da bana itmeyi verecek. Dolayısıyla hız değişimi 2V. Burası da M bölü 2 olduğu için çarptığım zaman 2'ler sadeleşecek. MV kadar bir momentum değişimi, yani itme olacak. Sorunun cevabı A şıkkı. Sıradaki soruda hangi öğrencilerin ifadelerinin doğru olup olmadığı sorulmuş bize.
Ahmet, M'nin L'ye göre hızı nedir demiş. Kime göre? L'ye göre. O zaman L'nin hızını 0 yapmamız gerekiyor. Çünkü L'nin kendisine göre hızı 0 olacak. L'nin hızını 0 yapabilmek için bir birimlik vektörü bütün buradaki cisimlerin hızlarına eklememiz gerekiyor. Sola doğru ki L'yi 0 yapalım. Böylece L kendi hızını 0 görsün. Peki bu durumda M'nin hızı ne olur? M'ye de bunu eklersek, hemen ucuna ekliyorum kolayca toplama yapabilmek için. Tıpkı N'nin hızı gibi olacak. Dolayısıyla M'nin L'ye göre hızı nedir diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifade doğru. Ayşe, K'nın N'ye göre hızının büyüklüğü L'nin büyüklüğünün 2 katıdır demiş. Burada kime göre hızdan bahsediyorum? N'ye göre hızdan bahsediyorum. N'ye göre hız dediğim için N'nin hızını 0 yapacak bir hamle yapmam lazım. N'nin hızını ters çevirip herkesin hızına ekleyeceğim. Burada K ile ilgilendiğim için N'nin hızını ters çevirip K'ya eklediğim zaman K'nın hızı sağa doğru 2 birim gibi görünecek. Yani L'nin hızının büyüklüğünün 2 katı olacak. Ali, M'nin K'ya göre hızı L'dir demiş. K'ya göre dendiğine göre bütün hızlardan K'nın hızını çıkaracağım ki K'nın hızı kendi referans sisteminde 0 olsun. Dolayısıyla M'nin ucuna eklediğim zaman eksi L buluyorum, L bulmuyorum. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Ahmet ve Ayşe'nin söylediği doğru olacak. Sorunun cevabı E şıkkı. Bize tıpta kullanılan ve insan sağlığına zararlı radyasyon üreten cihazlar sorulmuş. Şimdi bakıyoruz. MR'ı daha detaylı açıklayalım. Tomografi cihazı radyasyonla çalışır. Böyle bir görüntüleme yapar. Dolayısıyla bu cihaz zararlıdır. Bu nedenle sık tomografi çekilmemesi gerekir. Gerektiğinde, önemli görüldüğünde çekilmesi gerekir. Ultrason ses dalgalarıyla çalıştığı için ve radyasyondan kastımız elektromanyetik dalgalar olduğu için ultrason herhangi bir zararlı radyasyon yaymaz. MR cihazı ise atomların çekirdeğindeki spinlerin değişikliklerine yol açar ve bu spinlerin tekrar değişimlerini inceleyerek oradaki yapının ne olduğunu, hangi atomların orada olduğunu tespit eder. Herhangi bir radyasyon kullanılmaz. Onun yerine şiddetli bir manyetik alan kullanılır. Dolayısıyla burada da bir radyasyon kullanılmıyor. Sorunun cevabı B şıkkı. Compton saçılma deneyinde gelen fotonun dalga boyu lambda, saçılanı da lambda üssü olarak verilmiş. Saçılmadan sonra fotonun enerjisinin 1/3'ünü kaybettiğini söylüyor. Yani 3E enerjili bir foton gelmiş. Enerjisinin 1/3'ünü, yani E kadar kaybetmiş. 2E'lik bir foton olarak yoluna devam etmiş. Dolayısıyla ben fotonların enerjisinin dalga boyuyla ters orantılı olduğunu biliyorum. Bunun dalga boyu 2 lambda ise bunun dalga boyunun da 3 lambda olması gerekiyor. Dolayısıyla bu lambda üssü dediğim şey 3 lambda. Lambda burada 2 lambda olarak belirttiğim için 2/3 olacak. Sorunun cevabı B şıkkı. Burada 2 Q'luk bir yüküm var ve QX yüküm var. Oluşturdukları elektrik alan bu şekilde. 2 Q'nun elektrik alanı burada kendisine doğru ya da öteye doğru olabilir. Bileşkenin bu şekilde çıkabilmesi için sağa doğru ve bir birim olması gerekiyor. QX'in ürettiği elektrik alansa yukarıya doğru 2 birim olmalı ki istediğimiz bileşke elektrik alanı elde edebilelim. Eğer bu ikisinin yükleri birbirine eşit olsaydı, yani QX ile 2Q olsaydı, şurada uzaklık yarıya indiği için bunun şiddeti 4 katına çıkardı ama 4 katına çıkmamış, 2 katına çıkmış. Bunun sağlanabilmesi için bunun yükünün yarısı kadar olması gerekiyor. Tekrar edelim, uzaklıktan kaynaklı bir 4 katlık bir faktör var. Ama elektrik alanın buradaki şiddetin sadece 2 katı. Dolayısıyla burada yükün yarıya inmesi gerekiyor. Bu 2Q iken bunun da Q olması gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. Burada ek olarak elektrik alan ikisinde de O noktasından öteye dışarı doğru olduğu için ikisinin de pozitif yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu artı yüklü olduğu için bunun da artı yüklü olması gerekiyor. Yani cevabımız eksi Q şıkkı olsaydı yanlış olacaktı. Q doğru cevap. Bana burada akım geçen telleri etki eden manyetik kuvvetlerin yönü sorulmuş. Mıknatıslar bu şekilde yerleştirildiği için burada manyetik alanım N'den S'ye doğru sağa doğru olacak.
Dört parmağımı sağa doğru, baş parmağımı da yukarı doğru gösterdiğim zaman avuç içim sayfanın içini gösterecek. Dolayısıyla buradaki kuvvet sayfanın içine doğru olmalı. İkinci duruma bakalım. Manyetik alan sağa doğru, dört parmağımı manyetik alan yönünde doğrulttum. Baş parmağımsa sayfanın içine doğru olunca avuç içim aşağıyı gösterecek. Buradaki kuvvet de aşağıya doğru olacak. Üçüncü şekilde dört parmağımı manyetik alan yönünde artı z yönünde, yani sayfadan dışarı doğru gösterdiğimde ve baş parmağım da x yönünde olduğunda avuç içim gene aşağı yönü gösterecek. Dolayısıyla sorunun cevabı içeri, aşağı ve aşağı şeklinde olacak. A şıkkı. Şekildeki diyagramda eksik bırakılan yerler doldurulmak istenmiş. Temel parçacıklardan başlıyorum. Burada kuarklar verildiğine göre burada elektron gibi leptonlar olmalı. Kuarklar bir araya geldiğinde, ki kuarkların bir araya gelmesiyle oluşan parçacıklara biz hadron diyoruz. Dolayısıyla buraya hadron yazabiliriz. Hadronlar buraya gelecek. Hadronlar iki gruba ayrılacak. Bunlardan bir tanesi mezonlar. Diğeri ise baryonlar. Baryonları buraya yazıyorum. Çünkü neden? Proton, nötron baryon grubundadır. Dolayısıyla baryonun buraya, mezonun da buraya yazılması gerekiyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı A şıkkı olmalı.